GTA 5 gerçek hayat önceki bölümde yaşananlar. Dur neyse ben buradan giriyorum. Ben buradan giriyorum, oyumu kullanıp geliyorum. Ağzına kırayım, yemin ediyorum elim acıdı ha. Ananı s***. Sevimciğim günaydın. Yani... Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5 gerçek hayatın yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. En sonuncu bölümlerde artık neler olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Bozo diye bir karakter geldi. En son ayak kokusundan bayıldık, mahvolduk, yani yerlere düştük. Bittik, o durumdaydık. Bu bölümde arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok çok güzel olaylara başlıyoruz artık. Artık uzun zamandır yapmamız gereken bazı şeyleri yapmaya başlıyoruz. Yavaştan yavaştan. Umarım gerçek hayatı seviyorsunuzdur. Gerçek hayatı seviyorsanız ve sık sık gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, güzel güzel yorumlarınızı dillendirmeyi unutmayın. Ve şu anda Twitch'te canlı yayındayız. Bakın burada görüyorsunuz. Chat akıyor. Sizlerle beraber çekiyoruz şu anda bu bölümü. Siz de canlı yayınlara gelerek mesela yarın saat kaçta? Saat 16.00'da yine canlı yayınımız var. Her cumartesi pazar arkadaşlar. Her cumartesi pazar Twitch'te 16.00'da canlı yayındayız. Gerçek hayatı çekeceğiz. Yarın gelin. Yine bakın bu chat'te siz de yerinizi alın. Bu arka planı falan filan ayrı muhabbet oluyor. Çok güzel oluyor yemin ederim. O zaman hadi şimdi yavaştan bölüme geçelim. Uf, lan aşağıdan bağırış çağrı sesleri geliyor. Ne yapıyor bunlar ya? Şu manzaraya karşı uyanmayı özledim ya. Vallahi bile şurada uyuduğumuzda eski zamanlar. Eski zamanlar. Buradan uyanıp dayının sahile giderdi iskeleye. Tekne, balıkçılık. Güzel zamanlarda. Feyzula şerefsizi gelene kadar. Neyse. Dayıma tekrardan alacağım o evi. O iskeleyi tekrardan alacağım. Şöyle bir de balık teknesi, böyle balıkçı gemisi alırız. Bizim eski kullandıklarımızdan. Hani asıl olarak bu işi yapmasak bile anısı var deriz ya. Böyle köşede durur. Çalışan falan tutarız yani, kötü biz yapmasak bile. Güzel olur. Nerede herkes? Mutfaktan sesleri geliyor bunların. Herkes uyanmış mı ya? Burada olan kimse yok. Allah Allah. Lan uyanmış herkes ya. Günaydın, günaydın. Uzay bak öyle günaydın. Demiyor oğlum. Öyle demiyor. Nasıl, ne bak, diyor? Şey diyor. Ablam ne yeni diyor, kahve ne diyor? Demledim. Ya Allah, adamlar demiştim. Diyor ki sandıkların oy. Başında bekletiyorduk diyor. Neyi adam varmış. Ya yok ben inanmıyorum. Korumuşlar sandıkları oğlum. Yok ben inanmıyorum, çaldılar. Ya oğlum şimdi sizeceğim sizin muhabbetinizi. İki uyutmadınız ya. Ya abi haber okuyorduk, kusura bakma, pardon. Oğlum bağıra bağıra niye okuyorsunuz, manyak mısınız? Ya heyecanlı bir tartışmanın ortasında. Belki. Ne olmuş? Sandıkları mı korumamışlar? Ya sandıkları korumamışlar ama adamlarda var diyor. Başında adam biz bıraktık diyor. Vallahi şu anda başkan belli oldu ama bize haber gelmedi. Daha Türkiye'de belli oldu aslında. Biz vallahi öğreniriz. Büyük ihtimal şey olur. Haberleri düşmedi galiba bize. Yoksa şu anda burada bugün daha sandık başkan belli. Dönüyor. Burada daha sandık muhabbeti dönüyor. Şeyler nerede? Ejder abiler falan. Onlar sabahtan şeye gitti ya abi. Hem Sebahat'i yalnız bırakmayalım dediler. Dükkana geçtiler. Ha sen dükkana mı geçtiler? Aynen aynen. İyi iyi, çok iyi yapmışlar ya. Şey Bozo. Tableti bırakacağım, sinir oldum. Neyse. Bozo da mı gitti? Bozo da gitti abi. Müslüm? Beraber gittiler ikisi. Müslüm belki yatıyordur. Dün ağrıları Müslüm. Vardı ya biraz. Bakayım. Valla bilmiyorum ben. Bilmiyorum ki vallahi. Olabilir olabilir, belki yatıyordur hala. Uy, bak çok iyi yapmışlar. İş mesai başlangıcı yaparak bize gideriz zaten, bir uğrarız. Aynen ya. Diyorlar, bakıyoruz da abi. Bizim de artık bir şeyler yapmamız lazım. İp ucundan tutmak lazım. Hazır elimizde bak kaç 2 milyon falan var. Bunu bir şöyle güzel bir yatırıma çevirmek lazım. Aklıma bir şey geldi benim abi. Tam bunu dedin ya sen. Az önce evet. Ben bir şeye bakıyordum. Bu haberlere bakıyordum da. Bizim belediyenin ilanında polislik ilanları gördüm. Ben acaba diyorum ki polisliğe mi başvursam? Los Santos Belediyesi'nin ilanında mı gördün? Aynen. Nasıl ya? Ya devlet işte açmış başvurularını. Ama polislik ne alakalı oğlum? Müslüm'de mi yok? Aynen. Gitmiştir ya herhalde, onlarla bizimkilerle falan gitmiştir belki. Devlet açmış işte, belediyede ilan vermiş. Ama böyle. Nereden çıktı ki bir anda lan? Aynen olur mu ya polis? Ne diyorsun? Yaparım mı diyorsun? Yaparım ya. Denemiş olurum abi. Boş boş duruyorum. Ama bak zaten balıkçılık yapıyordum. Ellerini kaldır bakayım. Sıkıldım artık. Kaldırayım bak. Ya bunun vücudu fiziğimizi de ya. Bunlar iyi olur polis. Ya olur olmasına bak. Yaparsın. Her türlü yaparsın da. Parası için yapmazsın zaten. Ya aynen. Yani parası için yapılacak iş değil. Bir işle uğraşayım diye. Biz zaten işlerle uğraşacağız oğlum. Abi bir şeyler yapmamız lazım artık. Benim kafamda abi, bir şeyler var. Aslında polis olursa belki içeride adamımız da olur ha. Aynen işte. Öyle ben de düşün ya. Aynen bak ben de... Dur. Sen de hem birlikte oyunları oynayabileceğin güzel bir arkadaş ortamı hem de bizimle iletişimde olmak için Discord sunucumuza katılabilirsin. Ayrıca düzenli olarak benimle sesli sohbet, birlikte oyun oynama gibi birçok etkinlikler olacak. Hadi sen de ailemize katıl. Ama bu ne kadar sürecek eğitimimiz artık? Ben de bir şu gençlik şeyimi atmış olurum ya, içimdeki enerjiyi. İyi gerçekten olur. İyi polis olursan çok işimize yarar Aydar. Aynen işte. Vallahi ben olabileceğime olur. İnanıyorum. Vallahi güzel olur. Çıkar bakayım şu şeyi bir, üst siviti. Çıkartayım. Çıkart bakayım be. Şimdi bak sen bana 5 kere vuruyorsun, ben sana 1 kere, tamam mı? yok tamam. Girmem ben bir daha toplara. Oğlum dün Bozo bana 1 koydu, halüsinasyon gördüm lan.
Elif abladan ejder sesi çıkıyordu. Ne alaka abi? Bilmiyorum yani. Yemin ediyorum neler yaşadım ya. Neler yaşadım ya. Ben dün kafayı vurduktan sonra ben uyudum vallahi mis gibi. Size ne oldu ben anlamadım. Ana ama ben de mis gibi uyudum da kokudan bayıldık. Nasıl ne kokusundan? Ayak kokusundan. Ayakkabıyı bir çıkardı. Abi. Kötü oldu birazcık. 48 numara bozo ya. Bak tövbe tövbe. Ya. Allah'ım mutfakta ya. Mutfakta yapmayın bari şu 43 numaraymış ya. 43 numaraymış. İtahya. Bak, ben gördüğümden anlarım. En az 48'i vardı onun. Haydar sık. Sık oğlum. Sıktım. Sık. Sıktım. Ya oğlum önce sen bak. Dur aslında kel polis çok iyi ha. Değil mi? Bak bir korku verirsin. Veririm. Gerçi... Kafada da harbi yamukluk var. Oğlum var var. onu çaktırma. Ben Ferro Kringo. Dön bakayım bir şöyle. Olur senden harbi diyorum polis olur. Hadi şey yapak madem ya. Ne yapacağız burada? Size poligona bir uğrayalım. Getiririm ya. Aa getireceğim mi? getireceğim. İyi tamam kesin seni polis yapalım. Şeyi öğrendin mi peki? Bak bir konuş istersen. Bir böyle bu işlerden anlayan birileriyle falan bir konuş. Eğitim ne kadar sürüyormuş? Neye göre oluyormuş? Bir de şeyi şartları... de sormak lazım. Ayrılma muhabbetleri nasıl dönüyor? Onu da sormak lazım. Tazminat falan alıyorlar mı? Ne yapıyorlar falan? Bilmiyorum işte. Hani zorunlu şey muhabbeti var mı? Hizmet süresi muhabbeti vardır falan. Vardır. Yani bir öğren işte bakalım. Tamam ben bir öğreneyim. Bir öğren. Şey yapak ya. Ejder abilere yanına bir gidek. Poligona orada işler nasılmış, başlamışlar mı, ne yapıyorlar, ne ediyorlar bunu bir konuşalım. Sonra benim kafamda bir şeyler var. Böyle kafamda kurcalıyor dünden beri. Hatta dünden beri değil aslında da dün artık birazcık başlamamız gerektiğini düşünmeye başladım. Nereye kadar oğlum? Şu anda parayı yemeye başladık yine. Cıvıttık. Aa, full bak, moddayız. Ben o yüzden birazcık dedim. Aynen. Başlamamız lazım bir şeylere. Şey yapalım, poligona geçelim. Hadi tamam. Gidelim. Uzay sen ne yapacaksın? Taksiye çıkacaksın mı yoksa geliyor mu bizle? Vallahi bir gelirim sizle abi. Sonra oradan taksiye sen, çıkarım. Sen aynen bizle gel. Sen bizle gel çünkü bir toplantı gibi bir şey yapalım. Elif ablam sen? Ben evdeyim ya biraz evi toparlarım. Kitabımı toparım. Kendimi ayırayım bugüne. Ay, hadi iyisin be yaşıyorsun bu hayatı. Bir daha mı geleceksin be? Ayır kendini bugünü. Bak abla spor aletleri falan her şey var ha. İstediğin geçen gibi. Geçen gün vallahi yaptırdınız götüm başım ayrı. Ağrımaya başladı yani. Ayrı oynamaya başladı diyeceğini zannettim. Öyle ne alaka diyecektim. Bak asla. Abla benden duymuş olma. Bak benden duymuş olma aramızda. Geçen gün dayı diyordu ki ya Elif ya işte kenarlardan baldırlardan falan bir yağlanmaya başlamış sanki falan diyordu. Nasıl ya? Yak be şaka dayı önce kendine baksın. Ay doğru söyle. Şaka yapıyorum şaka. Bilmiyorum gerçekten. Vallahi şaka yapıyorum ya. Dayı der mi öyle şey? Dayı tanımıyorum. Vallahi şaka yapıyorum. Yani tamam. Bu arada maşallahım var bu arada. Yani bak. Yani şey olsa böyle bir yayın yapıyor olsam böyle Twitch'te olsak herkes üf yazardı yani. Aa, öyle mi diyorsun? Saçmalama tabii canım. Saçmalama. Şimdi şöyle güzel bir giyineyim. Tamam hadi sen giy ben geçiyorum. Tamam. Aa motor kıyafetini mi giysek ya? Ya da yok ya şimdi arabayı sürmemiz gerekir. Şöyle güzel oldu. Ama bizimkiler yukarı mı çıktı? Vallahi çıkmışlar herhalde yukarıya. Ha bu arada arkadaşlar dayı karakteri yine yok bu bölüm. Mami'yi bekliyoruz. Hani Mami geldiğinde Mami ne zaman gelirse dayı karakteri o zaman gelir yani hiç sıkıntı yok. Vay vay arabayı da hazırlamış. La oğlum ben motoru sürmek istiyorum. Motoru kıyafetlerimi giyemedim sırf 3 kişi gideceğiz diye. Uzay oğlum sen şeyle mi geleceksin taksiyle mi geleceksin? Abi dedim ya işimiz bir şey taksiye çıkarım diye. Ha tamam. Tamam sen Vito'yu park et. Geliyorum tamam. Geliyorum hemen geliyorum. Hemen şu üstümü başımı bir değiştireyim. Hemen motorcu üstünü giyeyim ya. Motor süresim var. Tamam. Geldim. Lan Haydar gel arkama atla gel. Tamam geliyorum. Vay be ulan 10 saniyede sattı beni. Oğlum lan şapkanı motor, taksana oğlum, kafana. Heh tamam kaskı tak. Kaskımı taktım. Tamam. Uzay ha? Bizim poligona geçiyoruz. Tamam. Son gelen top. Şansı yok ki. Aynen. Oğlum uçacaktık az daha. Lan yavaş abi. İşaretle. Haritadan dur, işaretle. Dur tamam. Ben yolları hep karıştırıyorum. Bizden önce varırsa sıçtır. Ana! Burada dayımın abi. Kafasına basmıştım hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ah be. Abi nereden hatırlıyorsun? Yavaş git. Çok oğlum saçmalama. Geç. Abi basma bu kadar. Lan oğlum geç kalana top dedik. Allah! Ha. Yavaş ama. İmkanı yok ki ama. İncecik trafik zaten. Şu anda yolun yarısına geldik bile neredeyse. Oğlum çok fena motor lan. Abi. Allah! Yavaş. Kaçta gidiyorum görüyor musun? Bak kafanı uzat oradan. Görüyorum. Lan kolunu kaldırma rüzgarı engelliyorsun. Allah! Hayır. Açılın o yoldan 300. 300 görüyoruz şu an. Kaskımı. Nefesini tut. Lan dur Allah! Ah, dur geldim. Selamun aleyküm. Bakayım.
Şu anda daha uzayın U'su yoktur büyük ihtimalle. Şöyle koyayım. Abi. İyi misin lan? Ayaklarım titriyor. Tamam dur geçti. Şu kaskı da çıkarayım bir ya. Oğlum motor çok kafam güzel bir dondu. Şey ya. Hah şöyle. La bu kask çok terletiyor ya. Ya sıcak mevsimdeyiz. Kask bayağı normal. Terletiyor. Aynen. Ejder abiler içeride mi ki? Gelir. Aa geç araba burada. Herhalde. Aynen. İşte öyle abi ya. Yani oğlum, Türkiye'deki gibi olsa çoktan buralarda değişirdi şimdi. Almanya'da delege mantığı Amerika'da delege mantığı olunca bu işler zorlaşıyor böyle. Aynen. Oyların çoğunluğunu alan bütün oyları almış sayıyor. Sonra oradan vekildeki delege çıkmayınca. Ne anlatıyor lan sabahtan beri ben hiçbir ya, şey anlamadım. Ya abi bir sus burada biraz kültürleniyor. Aa. Sonra ne oluyor? Haber lan. Sen bir şey demiştin abi. Son gelen bir şeyler. Önce mümkün olamaz ya. Lan Sebum. Ne yapıyorsun lan? Demiş, bak, özledin mi beni? Ben de seni özledim. Gel lan bir sarılayım sana. Adam ya. Oğlum evet ben gelirken buraya ne dedim? İlk varan top demedin mi Haydar? Evet öyle dedin abi. Öyle dedim. Vallahi bir tane öyle dedim ya. Muhat büyüğümsün ha. Vallahi öyle dedim oğlum öyle dedim. Öyle dedi ben. Hemen bir de Haydar var şahidim var. Değil mi Ejder abi? Ejder abi. Şahidim var abi. Ejder abi bana şuradan bir silah harla da vurayım ya vallahi. Lan uzay. Oğlum nasıl mümkün olabilir böyle bir şey? Abi siz taksicileri çok hafife almıyor musunuz sizce? Lan senin araba ne kadar kaç basıyor? Abi biz bu yolları ezbere biliyoruz. Arabam kaç basıyor? Yarıştırak mı? 350 ile geldim. Bir dakika ben olay beni bağlamaz. Olay ne burada? Ya abi aynı anda evden biraz çıktık yavaş işte. Da. Aynı anda çıktık evden. Aha. Son varan top dedik. Öyle. Yuvarlanın bakayım şöyle bir. Nasıl topçunuz bir göreyim. Oğlum son adam gelen dedik ya. Bile. Son gelen demedik abi. İlk gelen dedik. İlk gelen mi dediniz? Evet. İlk gelen dedik. Heh, ilk gelen dedik. Oğlum, dur. Aynen. Geleceğim polisi morisi deme. Ayağımın altına alırım ha. Beni deletme. Bozo in aşağı lan. Bilemem alabilir misin? Bozo abi bir şey diyeceğim. Ben burada iyiyim. Kıyafetler ne güzel olmuş ha. Dur oğlum dur. Operasyona gideceğiz de birazdan hazırlandık. Ne operasyon abi? Bozo önemli bir olay var da oraya gidiyor. Korumalık. Valla nasıl yani? Bir günle mi geldin buraya? Ya normalde daha mi duracaktım da sizin bana pek ihtiyacınız yok. Burada hiç böyle çatara patara yok. Abo. Hazır. Açıkta bir iki olay varken bir gidem de ekmek parasını da kazanam. Eyvallah abim başımızın üstünde her zaman. Bozo her abi. Zaman bekleriz. Bozo abi havalimanına mı gidiyorsun sen şimdi? Yo arabam var. Peki tamam, abi senin araba var mı? Vallahi de bakayım. Bizim dükkan buraya park etmiş. Hangi senin araba? Oy iyiymiş ha. İyi mi? Bir milyon kilometrededir çüplü. abi az bile. Vallahi güzel ha çok iyi. Yakışır. Yakışmış. Ayıpsın. Abi rengi çok iyi. Güzelmiş ya. Bak Sebo da hemen temizliyor bak şimdi. Temizlesin bir rengi açılır bak güzelce. Yavrum ben temizle. Oralara böyle bal dök yala yap. Bozo abi bir tur bineyim mi? Bin. İyiymiş. Bin ama bak devriyacı frenler yok. Bozo. Nasıl yok? Devriyaj ağırmış. Ham bas. Oğlum bu mermiyi verdim de kasaya koymuşsun oradan alırlar lan. Onu öne alaydın. O nasıl bağırıyor? Önden de alırlar ki abi ön cam var önde. Bir şey olmaz ya. Ya zaten şimdi toplu gideceğiz. Aynen. 3 kişi daha gelecek. Tamam. Arkası şimdi, zaten full. Tamam edecek. Ne kadar vaktim var abi? Vallahi birazdan gideceğim. Tamam biraz vaktim var ama değil mi? Görüşecek. Var. Tamam bir gelsenize bir toplantı yapalım ya. Sizden şimdi bir şeylerle konuşmak istiyorum bir gelin. Uzay da gitti de onu da bekleyeyim. O da gelsin. Gelir şimdi ya. Bir tur atıyordu. Tamam. Ehliyeti vardır onun. Var. Taksici ya yani, çocuk. Taksici bir anlamı. Taksiciyse daha çok geçerim. Sakın. Ejder abi. Açılışı yapmışsın. Yaptık ya. Vallahi iyi olmuş. Sıktık, ben de zaten. Ben de birazdan geçeyim de bir sıkayım birazcık rahatlayayım. Şimdi şöyle yaslanayım. Kafamdaki şeylerden birazcık bahsedeyim sizce. Size. Şu uzayda gelsin hemen başlayalım. Aa kahve var mı ya abi bu arada? Ejder abi. Sebo efendim. Abi şu otomatta var herhalde. Nerede var? Var orada şeyde var. Aa sıcak şurada var mı? Eyvallah. Ver açık oraya. Ah iyiymiş vay, ya. Sen bu, bana ne şey bu değildi bu. Oradan? Yok biz dükkana geldik ya. Seba terletmiş sağ olsun. Adam. Çünkü bunlarda boştu malzeme yoktu. Aynen. İyi yapmışsınız. Şimdi Bozo abi sen de gitmemeni istedim ki söyleyeceğim konudan birazcık sen de duy bize akıl ver. Neymiş? Ejder abi biliyorsun artık bizim bir şeyler yapmamız lazım. Sen tamam aynen. Sen yine buradan devam. Sen yine silah dükkanımızın başındasın. Hani orta az falan ama eyvallah zaten sen ben yok yani. Ya en iyi bildiğim iş bu. Nasıl yok. Aynen öyle sen buradasın ama zaten senin bu işi de etkiliyor birazcık benim söyleyeceğim şey. Evet. Ben diyorum ki artık yeni bir şirket kurayım. Şöyle artık yasal, temiz, böyle güzel bir şirket açayım ama altı çok da öyle olmasın. Anladım.
Ben hiçbir şey anlamadım. Abi şimdi şöyle diyorum. Bak daha ne kadar şifreli konuşayım Allah'ını seversen. Anlarsınız diye, yabancı değilsiniz diye böyle konuşuyorum. Direkt çat çat söylüyorum o zaman. Benim kafamda şöyle bir plan var. Şu anda 3 milyon dolara yakın bir para var. 3 milyon dolara alabildiğim kadar tır alayım diyorum. Şöyle güzel. Tır falan piyasası nedir hiç bilmiyorum bu arada, bakmadım. Ama şöyle güzel bir tane tır 500 bin falandır herhalde ya. Çok pahalı değildir, ne diyorsunuz? Yani o civardadır. Bir de kelepir bir şey buluruz ya. Hemen lüks mü girmek lazım? Lüks girmek lazım abi. Çünkü 5 yıldızlı şirkete de beraber isim bulacağız. Güzel güzel tırlarımıza giydirme yapacağız. İşte ne bileyim, bir şey lojistik. Bir şey yani, anladın mı? Güzel bir isim bulmak lazım. Giydirmesini yapacağız bu tırlara. Sonra yurt dışından Türkiye'ye olur. Ne bileyim, domates olur, patates olur. Ne taşınması gerekiyorsa güzel güzel bir tane şirketimiz olsun. Faturasını keselim. Hatta güzel bir ofis de açalım. Ofisimize tabelamızı yerleştirelim. Her şey resmi olsun. Her şey resmi ilerlesin. Ama Bozo Av dükkanına da silah lazım ya ucuzdan. Başka insanlara güzel silahlar lazım ucuzdan. Öyle güzel abilerimize silah sat. Anladın ya Ejder abi. Anladım. Bir de abi bu olayların üzerine daha bugün bahsetti Haydar. Polislik okuluna yazılıyor Haydar. Bak polise de içeride de bir adamımız olmuş olacak. Oğlum siz bütün tezgahı kurmuşsunuz lan. Ama bak işte eksiklerimiz var abi. Şöyle eksiğimiz var. Bir, ben bu kirli işlerle daha önce hiç uğraşmadım. Ki bana kalsa aslında uğraşmazdım da. Başımıza iki gün sonra yine bela açacaklar. Ben buna eminim. Ve temiz işler yaparak da yapamıyoruz yani. Bunlarla baş etmek mümkün değil gerçekten. O yüzden bizim gerçekten iyi bir şekilde parayı bulmamız lazım. Dayımın kaybettiği o maize bankları, yatları, katları, onları tekrardan almamız lazım. O dayıma vermem gereken bir hayat var. Onu tekrardan vermem lazım. Onu da böyle temiz para kazanarak vallahi çok zor gibi ya. Bizi bu hale hayat getirdi be abi. Mecburuz yani. Ki bu arada şey de yapmayacağız ha. Gidip kulaklığı yemeyeceğiz. Bir şey yapmayacağız. Sadece birazcık resmi işler yapmayacağız. O kadar yani. Aynen. Senin yaptığın işin şeyini yapacağız abi. Oğlum herkes böyle ki zaten. Siz herkesi öyle temiz abi. Mi sanıyorsunuz? Aynen. Doğru bu arada aynen ya. Zaten öyle. Gerçekten de öyle. Ya şimdi hani biz normalde bu işlere hiç girmediğimizden bize garip geliyor. Hani kendime açıklama yapmak zorundaymışım gibi hissediyorum. Yok, ama içeride işte yapmamak lazım. Aslında gerçekten bütün ülkeyi bunlar yönetiyor. İçeride yükselirsem bu giriş çıkışları da rahatlaştırırım. Baksana ya Los Angeles. Geldiğince. Koskoca Los Angeles. Abi bu adamların ellerinde ya. Bu adamların ellerinde. Şu keltoşa var ya, bir koydum çocuk polis olmaya karar verdi. Bir tane daha vursam CEO olur. İsterseniz bir tane daha patlatayım. Bana bir tane koydun, aklıma mükemmel planlar geldi. Harbiden. Ellerim sihirli. Elin başka hayırlı geldi. İsteyen var mı? Şimdi bak bu durumlarda. Şimdi bu işe girdik diyelim. Tırları aldık, ofisi kurduk, tabelayı astık, şirketin açılışını yaptık, her şeyi yaptık, her şey tamam diyelim. Bu malzeme giriş çıkışlarında. Ondan sonra ne bileyim, dağ ile alakalı şeylerde. Bozo abi sana ihtiyacımız var. Bozo, gümrükçü var diye bizim Mahir. Bize aklı sen vereceksin. Aklıma geldi. Siz rahat olun. Bu arada sadece silah olmak zorunda da değil. Ne varsa artık. Mesela ne gibi bir şey mesela? Ne satıyorsa abi. Afgan var. Suriyeli ya var. Abi ucuz ya onlar. Ucuzdan gittin ya. Onlar her Türkiye'de değil mi? Burada ne geziyor? Onlar zaten Türkiye'ye... Burada vardır bu arada. Vardır. Okumuş etmişleri buradadır. Tamam, siz onları hiç dert etmeyin. Biz onları hallederiz. Siz sadece şehirdeki düzeni kurun. Kime satacağınızı belli edin. Ama şimdi bak sen de abi devlete çalışan adamsın sen de. Ben devlete kısmen çalışıyorum. Kısmen bırakabilirim. Doğru. Aynen öyle. Tamam. İşine geldiğince bakıyordur ya. Ejder abi peki sen ne diyorsun bu konu hakkında? Çünkü hani biliyorsun sen çektin bu ellerini. Çektin ellerini yani bu işlerden. Şey yaptık. Bu Kenji olayından dolayı sırf intikam için geri döndün sen de yoksa biliyorum. Hani dersen ki yok şimdi beni pis işlere bulaştırma. Ben dükkanımda mutluyum falan filan. Hiç sıkıntı yok. Zaten seni bulaştırmayacağım. Orası ayrı konu. Yani sadece şey diyorum hani bilginiz olsun. Sonuçta bu tarz şeyler ne olur ne olmaz hepimizi etkiler. Sence bura temiz mi? Şöyle bir baksın etrafa. Abi. Yani ben temiz iş mi yapıyorum? Oğlum ben de aynıyım zaten. Yani ama resmi abi seninki. Ben de ya, resmi yapacağım yani, canım. Nakliye ya, şirket abi. Ya Ejder abi de bunu. Öğrene. Bir şey olmaz. Varım ben. Ne diyorsunuz? Ben onu fark ettim. Ejder abi de var o ya. Varım oğlum. O da istiyor ya. İşte bu ya. Tamam. Güzel. O zaman bakın benim şu an 3 milyon dolar falan var. Ejder abi ben şeyi hala unutmadım bu arada. Biz burayı satın alırken adamdan hatırlıyor musun? Yarısını falan verdik, yarısını vermedik. Aa doğru lan. Ne kadar vermedik? O adam hiç aradıp sordu mu seni? Yok vallahi hiç.
ses soluk yok. O adama borcu bizim göndermek lazım. Ne kadarsa söyle onu bir kapatalım önden. Abi bu işleri kurmak için para etmezse ne yapacağız? Araba falan mı satacağız? Küçükten başlarız. Ya küçükten başlarız ya. Yapacak bir şey yok. Bak ne kadarım var? 3 milyon dolarım var. Ya 500 bin 600 binden şöyle birer tane şey bulsak. Nedir o? Tır bulsak şöyle temizinden. Ya benim Mustang'e 3 tane tır eder zaten. Ben yine BMW'den devam ederim onunla de. Yok ya, abi. Hayır Mustang çok duracak. Hayır. Dursun. Ya tır işin hallederiz. Siz rahat olun. Siz sadece şehirdeki düzeni kurun. Tırları ben size çözeceğim. Bak şehirde de hiç sırıtmaması için gerçekten sanki bu işleri dünya çapında yapan bir lojistik şirketiymişçesine ofisler. Güzel bir ofis. Şık. Ofis. Modern. Parası var tır anladın mı? Diyecekler ki vay anasını tırcılıkta yani güzel iş yapıyorlar. Çok büyük firma ki bunlar. Ofislerine bak. Binalarına bak. Genel merkezlerine bak diyecekler. Önem verelim onlara. Aynen öyle. Güzel bir ofisi kuralım şöyle. Güzel bir tırımız olsun falan filan. Ondan sonra küçük küçük başlarız abi. Ofisi kurarız. Bir tane tır alırız. Sonra para yaparız. İkinci tır alırız. Para yaparız. Üçüncü tır alırız gerekirse. Aynen öyle. O sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Kaplama falan da çok para gitmiyor zaten. Sebom sen ne diyorsun bu işlere? He? Para lazım. Para lazım. Bak. Nasıl mutlu oluyor bak bak. Ejder abi gelsene şöyle. Abi vallahi bak şöyle düşünüyorum. Hani tamam temiz iş yaparız yine çok para kazanırız ha. Biz atıyorum balıkçılıkta falan çok parayı bulduk. Şu anda balıkçılık para etmiyormuş falan öyle diyorlar da. Ama abi mesela bak Sebo'nun dilini hallettirsek mesela. Ama çok paradır abi. Normal paralara yani normal işlerle uğraşan bir insan bu paraları karşılayamaz yani. Tabii şey zaten devlet mevlet karşılamıyor biz baktırdık. Yaşamsal fonksiyon devam ediyor dedi o bayağı para. Çok paradır yani bizim bu paraları elde etmemiz lazım yani bir şekilde. Yani, bunları ya, nasıl elde edeceğiz? Normal şey yoldan elde edemeyiz ki. Hiçbir şey olmadı. İyilik yaparız yani ne olacak ki? Para her türlü lazım. Aynen işte, öyle. Bu aynen öyle. Lojistik şimdi o şeyleri nasıl ayarlayabiliriz ona bakmamız lazım biraz. Tıra mı? Tırlara yani falan tır, mı ofise mi? Öbürü. Ha şeyde sıkıntı yok. Gümrükte bozo bak. Çok iyidir. Tanıdıkları dolu. Ondan sıkıntı yok. Çok iyi. Abi bak şöyle yapalım zaten. Ben yavaştan işte bir piyasayı gözetlemeye başlayayım diye düşünüyorum. Şimdi gideceğim. Bizim bir tane şey vardı. Hurdalık gibi bir yer vardı. Orada banyak kamyonlar var. Oradaki kamyonlara falan bir bakayım şöyle. Eğer içimize sinmeyen bir şey olursa almayız. Ama aynen öyle. Canım. Bir piyasa aynen analizi yapalım bir şöyle bir. Tabii. Ofis işte nerede olabilir falan. Bugün onlara koşturayım diyorum. Ama şu, olursa var ya. Tabii. Kafamdaki şu gibi sarı olursa. Sarı sayfa var ya. Çok güzel olur. Sarı sayfalarda da bakalım orada ilan milan şu telepir bir şey düşürürüz belki. O zaman sarı sayfalar işi sende. Tamam. Sen dükkandasın zaten. Müşteri falan yok ya sarı sayfada azıcık kes. Aynen, ben tamam. De dışarıda direkt piyasayı şey yapayım. Kuracağım. Tamamdır. Tamam abim. Hadi bakalım. Ay Sebo kitap okumaya başlamış. Yapıyor bir şeyler. Helal lan Sebo. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz. Haydar sen benimle geliyorsun. Tamam. Hurdalık vardı ya hatırlıyor musun? Bir adam vardı. Hatırlıyorum. Dövdüydük mövdüydük bir mevzular çıkmıştı. Oraya bir gidelim. Oraya bir bakalım. Orada bir tırmır mevzular, kamyonetler neler var. Hani işimizi görebilecek neler var. Oraya bir bakalım. Okey. Uzay sen ne yapıyorsun? Sen de gel istiyorsan için yoksa. Kafana göre. Olur abi geleyim. Uzay taksiye mi çıkacaksın? Yok gelirim ya. Tamam sen de gel. Siz zaten buradasınız Ejder abi. Artık iş başı diyorsun ha. Evet dükkan ya aynen. Peki işler nasıl? Gelen giden var mı? Var bir kaç hatta şey vardı. Toplu bir iş vardı. Erteleyip duruyordum. O adamı da hallettik sağ olsun. Vallahi iyi, çok iyi abi. Tamam. Süper. Bozu abi sen ne zaman gidiyor musun? Ben mi? Bir iki dakikaya çıkacağım ben de ya. Telefon bekliyorum. Tamam abi. Şu bak bir iki el ateş edip geliyorum. Kaçma bir yere. O zaman dur. Ha gel hadi gel o zaman gel. Emi abi bak bundan sonra böyle. Oğlum yakıştı. Vallahi bak. Bir tane Photoshop. Bence yakıştı. Gerçekten yakıştı. Oy. Bakayım abi elindekine. Abi iyiymiş ya. Vallahi çok iyi. Bak sen şunu biliyorsun mu? Nasıl benim? Bak. Benim. Osoroktur. 6 tane mermisi var onun. Ama bak sesini dinle sadece abi. Etkilisini oradan anla. Bu normal bir revolver değil bu. Özel bir yap. Duydun mu sesi? Bir daha sık. Bak. Bir daha duydun mu? Sık. Peş peşe sık. Tamam daha ne? Evet mermisi bitti işte. Heh bu işte. Bu yüzden ben bunları sevmiyorum. Bak sıkmaya devam ediyorum. Çok iyi. Ya keleş tamam harbi güzel silah da. Bak. Bozu abi şimdi. Oğlum. Bana şunu söyle. Bak gel buraya. Bak 6 tane mermisi var değil mi bunun? Evet. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Allah. 5. Bak. Yok bir tanesi önceden sıkmıştım. Değiştirme hızımı gördün mü? Çek lan kafamdan. Değiştirme hızımı gördün mü? Evet gördüm. Hızlısın. Devam ediyorum. Bak. Mermi bitti. Bak. Çat. Devam. Gördün? Oğlum bu çocuğa kim öğretti lan silah kullanmayı? Ejder abi öğretti. Yeah. Ama. Ejder abi şunu deneyebilir miyim? Mike vardı Mike. Yok. Eski bir dost Mike. Bize en çok öğretti ya. Haydi hatırlıyorsun değil mi lan Mike'ı? Vallahi abi Mike sayesinde vallahi deli gibi öğrendik bunları. Ooo Ejder abi bu manyak sekiyor. O bayağı seker onu dikkat et aman diyeyim ha. Ne lan o? Ha? Keleş. O yeni mi geldi abi? Bu yoktu burada. Yo mini keleş diyelim biz ona. Harbi mini keleş gibi o neymiş lan ne kadar güzel. Götsüz. Bu ne oğlum? Ilık mısınız? Sen neden az önce silah sen götsüz mü dedin? Yok la dipçiksiz ya.
Hayatımda ilk defa götsüz silah duyuyorum. Doğru tabir oğlum. Aa, bunun niye mermisi yok ya? Evet öyle denir. Götsüz silah. Dur bakayım. Ses nasıl ama sesi iyi bak. Abi sesi çok güzelmiş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Motorda falan bu çok güzel kullanılır. Tabii tabii aynen. Sürekli oğlum silah. O harbiden güzel iş yapar bu arada. Abi bu bak motorda çok iş yapar. Motorda gerçekten iş yapar o. Bak bak arkada elimdeki falan. Nasıl? Bunları sen biliyorsun değil mi abi? Sık bakayım. Bak. Uzaktan iş yapmaz tabii o kadar da. Bu var ya adamı var osurta öldürür ha. Bak. 15 tane deli. Allah! Allah lan kimsin lan? Kazımı alamadım. Vallahi billahi silah. Sıra bende. Dur. Hayır. Silah dipçiyi kafana çarpacak diye yanlışlıkla bak. Silah attım kafana doğru düştüm resmen. Haydar. Kaçmış kel göründü. Oğlum kapı kilitlenmişler. Haydar gel hadi gidek ya. Tamam. Açılmıyor ki. Haydi gidek. Silahı bırakayım. Gidek. Şunun motorun arkasında bir deneyeyim mi senin? Nasıl? Şey yapabiliyor mu? Nasıl duruyor? Dene bakayım gel oğlum. Gel bir deneyelim. Harbi güzel olur ama ha. Şey Ejder abi şunları şu bak ağır şeyleri ben sadece şu revolver'ı üstünde bırakıyorum. Ejder abi. Şu assault'u al abi. Dükkana koy istiyorsan Ejder abi. Bak tüfek mermisini, pompalı mermisini. Alacağım ben mi? Oha bende füze var füze. Hala duruyor yanımda. Ejder abi ben şunu deneyip getiriyorum hemen. Tamam. Tabanca mermisi, pompalı mermisi, tüfek mermisi. Tamam. Her şeyi ben buraya aktardım abi. Tamam. Sen bunları dükkana yerleştirirsin olur mu? Tamam, üzerimde ağırlık olmasın. Şimdi şu tabancayı bir deneyeceğiz motorun arkasında. Tamam. Şimdi geliyoruz buradayız. Gel atla bakayım. Atla oğlum. Eğer kullanabiliyorsan çok iyi ha. Dene bakayım. Oha. Oy. Çok iyi. Bekle ne yapacağım bak ne yapacağım. Tamam. Sıkayım mı? Dur sıkma. Alo. Hadi bakayım. Ne lan? Abo. Oy. Var ya motor arkasında bunun kontrolü gayet iyi. İşler abi bunu sar bize. Tamamdır. Çok iyi çok iyi. Saklamın harika ya. Bizim envanter ekleyelim. Vallahi çok iyi. Ekleyelim var mı? Aynen abi ayırsan. Hatta bunlardan birkaç tane ayır iş görür bunlar. Bir iki tane de motor çekersek müthiş olur. Ondan 4 kasa geldiydi yanlış hatırlamıyorsam. Çok isteyeyim daha. Olur. Oğlum kırmışsınız. Vallahi çok iyi. Lan siz kafayı. İçeriye motorla giriyor. Diğerinin de eline silah var. Siz de manyaksınız ha. Abi. Biz de akıllı adam ne ara. Gerçek Survivor burası. Öyle dağda değil. Bunlar iyice ne yapıyor? Ben şunu koyayım. Şey mi o? İnce uçlu mu? Şarj aleti. He abi ince uçlu mu kaldı? Gözünü seveyim. Oğlum telsizleri ince uçluyla şarj ediyor. Abi tamam. Sen hala telsiz mi kullanıyorsun? Yok ne artık. Başkırış mı kullanayım? Abi yok. Dağdan inince de mi telsiz kullanıyor? Yani. Alışkanlık. Vay anasını be. Alışkanlık. Beleş. Doğru o da doğru. Şimdi kardeşlerim bak. Ben gidiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Nereye gidiyorsun? Operasyona. Şimdi gitmek var, dönmemek var işin ucunda. Ne olur ne olmaz. Sana hiçbir şey olmaz. Bak en kötü ne yapıyorsun biliyor musun? Düşmanla karşı karşıyasın. Birebirsiniz. Silahında mermi kalmadı. Vücudun bitmiş. Enerjin kalmamış. Böyle kaldırıp bir fiske vuracak enerjin yok. Ayakkabını çıkarıyorsun düşman pert. Ne öyle? Bak. Aynen öyle. Ben ne bekledim düşman pert. Diye bir sor. Ne ben bekledim? Ne bekledim diye bir sor. Domal bekledim. O gelmedi. Allah'tan o gelmedi. Veya bir mekan basacaksın. Sis bomban yok. Ayakkabıyı çıkar camdan at içeri. Bitti. Aynen, çözüm. Kardeşim. Duşumu aldım. Yemeğimi yedim. Yeni kıyafetlerimi çekti. Yeni kıyafetlerimi çektim. Ejder'den de birkaç bir şeyimi aldım. Tamam, dönemezsem tekrarlıyorum. Arabam Sebatinindir. Ayakkabılarım Femi'nindir. Tamam, kokla beni hatırla. Abi şaka bir yana. Vallahi seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Bana da hiçbir şey olmaz. Buna çok eminim. Çok rahatım içim valla. Taş gibi adamsın. Dağ gibi adamsın be. Bak canınız sıkılır. Bir şey olur. Tamam mı? Ben sizin her zaman yanınızdayım. Ama maddi değil. Ama maddi bize don yok. Eyvallah. Anlaştık. Düşünmen tamam, yeter abi. O zaman. Hadi beyler görüşürüz. Abi özel kuvvetlerde sakal ne zamandan beri serbest? Özel kuvvet miyim oğlum ben? Bak şapkama bak. Security'yim. Tamam işte özel. Ama özelsin yani sonuçta. Security. Job'un var mı? Ney var mı? Job. Job biz kullanmıyoruz. Çünkü onu genelde kötü şeylerde kullanıyorlar. O yüzden kaldırdık. Tamam. İyi yapsın. İyi abim Allah'a emanet ol. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ejderim ara beni yala beni. Tamam bebeğim. Sebo. İçeriden koş su getir lan. Arkasından su götürek. Dökek. Koş. Koş. Haydar halletsene içeride o suyu. Kışamaz belki. O getirir ya Sebati. Alsın ya Sebo'ma yük binmesin. Kahve makinesinden aldı sıçtık. Kaynar su getireyim. Üstüne doğru dökmez zir. Ya arkadan dökecek. Zir. Hop şöyle dur ben şunu da çıkarayım. Abi kapıyı açsana bir ha çizilmesin motor. Sebo ha kapıyı tutsana. Tut kapıyı tutun bir motor çizildi. Lan Allah. Aman. Gel. Vurdun, abi Allah. Vurdun. Durdu ama çok ters noktadayım ya. Allah. Tam bu böyle iyi. İyiyim ben.
Abim görüşürüz. Hadi öpeyim. Lan Allah kahretmesin Haydar seni ya. Adam bindi de gidiyor abi zannettim. Yani. Hadi görüşürüz abi diye bağırıyorum arkandan. Arabayı düzeltiyordum. Kardeşim kendine çok iyi bak. Hadi sen de hadi. Ölme lan dikkat et. Sizin o gümrük işler için de beni aray. Tamam ben arayacağım seni tamam. Olur da ölmeye kalkarsan Ejder abi seni bulup öldürür haberiniz. Abi bir gün dara düşersem arayacağım seni bir daha kafama vur. Tamam mı? Zaten gel. Büyük ihtimal siyok kıvamına geleceksin. Aha boynundan öpücük aldım yanlışlıkla. Yapmayın oğlum. Daha da alışık değil böyle şeylere. Hadi kendine çok iyi bakın. Sen de abim sen de. Çeksene lan. Koca götlü. Lan Tebo ne yapıyorsun oğlum? Sen gelme. Tebo merak etme hiçbir şey olmayacak. Sen salim gelir yine. Görüşürüz abim görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Dayım olsa derdi ki Allah'a emanet. Direkt bastı gitti lan insan bir korna çalar la. Harbiden. Direkt bastı gitti ha. Önü bir şeyler be belki. Ejder abi duygulandın. Anılar ya. Olmaz ama ya taş gibi adam vallahi hiçbir şey olmaz. Aynen öyle. Gelir bir daha. Taş gibi adam hiçbir şey olmaz ona ya. Hiç sebebim benim. Tamam abi o zaman biz kaçıyoruz bir tır işlerine falan bakalım. Sen sarı site işi sende. Ama ben de. Haberleşiriz yine biz şeye geçiyoruz. Dur motor bıraksak mı lan acaba? Neyle gidiyoruz? Lan taksi nerede? Ha tamam öne getirmiş. Taksiyle gidelim bir de motorla gidelim ya. Görmüyorsun abi sen. Aynen. Ya direkt taksiye mi atlasak motor bıraksak mı? Motoru yana alalım orada ben alayım dur. Hadi Sebahat al. Oğlum üstünü bir açsana şunun ya Uzay. Açayım abi gel. Gel açayım gel. Üstünü bir aç üstünü aç şunun. Abi bunun arkası yok. Ana bu iki kişilikti değil mi? Aynen. Alın iki motoru. Kişilik arabayla hayvan gibi yakan arabayla taksicilik yapıyor. Aman ne güzelmiş. Abi ben biraz first class taksiciyim tamam mı şimdi bak. Evet. Taksimetreyi fazladan istersin ya. Yok. Size yok. Normalde insanlar evet de size yok. Gel bakayım. Biz oraya sıyışırsınız ya iki kişi. Haydar kucağına. Haydar vites kutusuna otursun. Mecbur öyle olacak. Haydar vites kutusu. Lan. Lan. Heh tamam. Öyle hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sebo. Oturuyor. Lan dur basma. Sebo. Oğlum dikkat et ona çok basma. Lan. Sebo çok hızlı o. Normal motor değil bak. Dikkatli ol. Lan oğlum. Hareketlere bak. Manyak herif ya. Neyse yürü hadi. Abi bir navigasyondan işaretliği verin ya. Abi. Hemen işaretliyim. Şöyle sağ çeksene işaretliyim. Hadi işaretle devam et. Lan bu saçma sapan bir tane yok dövdüğümüz abi. Adam vardı ya orada değildir inşallah Haydar. Değil yok o. Abi ya. Haydar sesin bir boğuk geliyor. Arkada sıkışmışsın. Araya sıkıştım ben biraz. Lan! Arka çok abi, da. Abi. Heh. Taksi neden sarı biliyor musun? Lan niye lan? Abi çünkü indikat çekici renk koymuş biliyor musun? O yüzden mi sarıymış? Allah. Evet. Bence kırmızı. İndikat çekici mi? Evet. Abi şöyle düşün, bir otobanda, trafikte kırmızıyı mı daha rahat ayırt edersin, sarıyı mı? İkisini de ederim. Abi o zaman ben seni şurada indiriyorum, kırmızı bir arabaya otostop çekersin. Eyvallah. Lan işimiz gücümüz var lan, dur lan. Aha, Müslüm müydü o soldan geçen? Yok be abi. İyice hayal görüyorsun artık. Niye ya, onun motoruyla gitti gibi geldi. Yok, benzetmişindir, motora benziyordur. Olabilir. Uy, oğlum inşallah şu istediğimiz gibi tır buluruz ha. Ucuzdan bulursak çok iyi olur. Bu olmadı ithal getirtiriz. Bakacağız. Bak kırmızı araba tam senlik. Ha kırmızı bak ne kadar dikkat çekici. Şuraya gireyim mi azıcık aksiyon olsun. Aa dur. Peki yok. Uzay. Pardon. Sen mesela yok, McDonald's, devam. Burger King gibi markaların ana rengin neden turuncu olduğunu biliyor musun? Açlık uyandırıyor çünkü abi. Evet Uzay. Vallahi. Ha? Doğru Uzay. Aynen öyle. Evet, nerede bombok bilgi var hepsini bil Uzay. Bilirim abi. Boş adam değiliz yani. Uzay bu tabelalar neden yeşil? Abi onların renginin pek bir önemi yok. Reflektörlü onlar ışık vurunca parlıyor zaten. Tamam Uzay. Abi sen bugün bir göt olmaya çok müsaitsin ya. Evet yani niye öyle oldu? Bilmiyorum abi. Lan oğlum bu hurdalık burada. Nereye gidiyoruz ya? Vallahi nereye işaretlediysen oraya gidiyorum abi. Haydar orada mıydı? Oradaydı şehir içinde abi. Değil miydi ya? Yok ya şehir dışındaydı. Acaba farklı bir hurdalığa mı gidiyoruz? Yok. Allah Allah ne kadar kaldı şu an? Ben şuradan 50 solda. 50 mil kaldı abi. Ya yani değil 0.05. Yani ama işte ondan abi. Biz anladık. İyi az kalmış. 0.50 mil. Allah benim. Aynen la oğlum biz buraya gelmedik ki daha öncesinde. Yok buraya hiç gelmedik biz. Yani yoktu zaten değil o misin? Zamanlar. Yok ben taksici adamım her yeri bilirim abi ondan diyorum. Buraya aynen burası değildi. Ama okey canım bize araba lazım. Fark etmez. Sağdan git sola dön. Buradan mı? Aynen. Oho! Çek. Uy! Dur yavaş. Toprak çok kayıyor. Tamam la sal artık bizi. Sal. Dur abi bir dakika ya. Sal. Allah. Bu iyiymiş ha. Oğlum aha. La uçak var burada. Ne alaka bunlar? Bunlar patlak. Bura hurdalık ya. Vay be iyiymiş ama.
Lan şunlar falan. Enes yurdalıklardan ben öyle ulan, biliyorum. Lan çok iyiymiş. Türkiye'nin Urdalık'ında çamaşır makinesi var, bir de buraya bak ya. İşte maalesef her yerden bir şey diyeceğim. Haydar bunu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Oğlum balıkçılıkta da biz bunu kullanıyorduk. Evet. Güzel bu arada. De bu bizim işimizi görür mü bilmiyorum. Çok küçük gibi. Aynen, bize daha da büyük bir şey lazım bu arada. Aynen. Ama yine de fena değil, aklımızda bulunsun. Bunlar aynen, zaten. Bunlar ne yok oğlum ya? Bunlar zaten işimizi görmez. Çok eski bir de bunlar. La, bunlara ne olmuş ya? Abi aslında şu uçaklardan birini tamir ederiz yani. Dönmüş. Sen başla uzay. Bitmeye yakın biz geliriz. Tamamdır aynen abi. La şu. Aa güzel ha. Abi bunlar aa, şey olabilir lan ya. Abi bu Transformers 4'teki şey Optimus Prime. Şu mu? Vallahi bu. Oğlum bu çok güzel, şu beyazı ben çok beğendim. Beyaz iyi gibi. Beyaz vallahi çok güzel. E bunun arkasında Dorse'si yok mu? Dorse buluruz, Dorse basit ya. Tıra beğenelim. Dorse yaptıracağız çok ya zaten güzel abi, marka. Çok güzel. Markaya. Aa iyi de bir tane Dorse alacağız. Markayı hı-hı kaplayacaklar üzerine sonuçta. Yani Dorse'yi almaya gideriz sıfır, bir tane temiz uzun. Oğlum çok güzel ha. Benim hoşuma gitti. Tamam, bu da bir aklımızda bulunsun. Tamam. Nerede yok abi mu görevli falan? Abi şimdi ne kadara verir ki? Aynen işte, yok mu görevli ya, falan, bir fiyat öğrensek 200, ya. 200-300 diye biliyorum ben bunun fiyatları abi. Ne diyorsun ya? Aynen. Abi ya, ben marka, bir de pazarlık yaparım. Abi en iyi marka 600. 600 bin. En iyisi. Oğlum çok iyi, ben daha pahalı bekliyordum bunların fiyatlarını. Aha yok, şu. Yok ya. Daha bu küçük, bizim işimizi görmez de. Yine de şehir içi. Yanlarına mı biniliyor? Binsene abi. Nasıl dur, anahtar üzerine bunun? Açık mı ya, bakayım? Kapısı açık. Oha yani, açık la. Kapıları açık binsene. Tamam. Abi buradalıktayız, bu kadar şaşırman yani. Olsun la, sen bırakmaz yani. Atla bakayım. Bir dakika dur. Bak. Ya anahtar üzerindeymiş, azıcık çekiyorum şöyle. Heh. Uzay bin şimdi sen. Aynen. Abi anahtar üzerindeyse götürek bunu. Bak abi. Çok mantıklı. Zaten pis işçilere katılıyoruz. Oğlum çok iyi lan. Abi götürek bunu. Dur, belki tırların üzerinde de anahtar var. Peki buna bak, giydirme yapabilir miyiz acaba? Bak. Buna giydirme yapar mıyız? Bu mudur ya bunun giydirme yapılabilen versiyonu? Bilmem. Markaya sormak lazım. Bir bakmak lazım. Aslında eğer yoksa bile şehir içi böyle önemli şeylerde ne bileyim ya yani, yaparız bunu şehir içi. Hani aldım verdim muhabbetleri sırasında, teslimat alma sırasında para gibi. Şimdi alalım mı? İş görebilir bu. Ha bu tarz. 150 bin miymiş? Hı hı. 150 iyi diyorsun aslında ya. Ama siyaha boyarız. 50 bin 60 bin ona gitse. Çok kafamda soru işareti şu an. Alalım koyalım dersen ama şöyle düşün. Hani 350 bin 400 bine sıfır tırda getirtiriz 500 bine yani. Ya şimdi hani varken acaba iyi mi alsak diye düşünüyorum. Ya var, bence şu an kalsın. Şu an almayalım. Aynen, şu an almayalım. Şu an bir sadece fiyat araştırması. 150 bin dedin. Şu beyaz kaç? O 350-300. Ha 350-300 bak o çok güzel mesela. Aynen. Ama tamam, fiyat bilgisini edinmiş olduk. Bunlar zaten hiç çöp arabası. Yok. Şu. Bu da 350-400 sanırsam. 400 ha, ama bu Dorses ile beraber tabii. Aynen. Dorsesiz o fiyatta. Aynen Dorsesiz o fiyatta. Aynı ama. Hadi. Aynı değil. Değil tamam. Abi torkları çok farklı. İkisinin çekim belli oluyor. Çekiş kuvvetleri farklı. Okey. Aklınıza bunlar bizim kalsın, tamam mı? Oğlum çok yorgunum ya. Tamam. Gel şöyle. Uzay şu karşıdaki hurdalığa doğru çeksene bakayım. İşimize yarayacak bir şeyler var mı oralarda? Karşıdaki abi. Şu karşıdaki yolun karşısındaki. İç kısım ha, bak. Tamam bekle. Oralarda bir şeyler var mı acaba? Boş gibi. Burayı diyorsun değil mi? Aynen. He yok. Bura hangar mı ne bu ya? He buranın şeyi burası. Normal eşya depo. Tamam bir şey yok o zaman ya. Aynen. Abi bir dakika. Dur. Ne oldu lan? Buradan ben bir içeri bakayım, bir şey var mıymış. Oğlum oradan geldik ya. Ha oradan gelmedik lan. Yo oradan geldik, aynı yer. Oğlum oradan geldik ya. Tırların olduğu yer ora. Yok abi, sağ taraf tırların olduğu yer. Bura başka. Aa yok. La, oğlum. Gel bin. Yapışmış üstüme. La tekne mekne var burada. Abi aynı yer ya bak. Sağına bak sağına. Aa aynı yer oğlum. Sol farklı. Allah'ım. Tamam aynı yer de bu tarafa geçmedik ama. Yani. Geldim. Gel oğlum bunlar hiç tamamen çalışmayan şeyleri koymuşlar oraya. Burası Urdalık zaten, boş ver. Tır bakıyoruz ama Urdalık'tan. Onlar şey, çalışanlar da var, çalışmayanlar da var şimdi. Abi nereye gidiyoruz? Burada şöyle geri çık. Bak haritada bir yer işaretliyorum. Abi tır muhabbetini abi. Sıfır tır alalım ya. Sıfır tır alalım. Hiç başımız ağrımasın. Ya şey işte, galeriyi işaretledim. Bir de galerideki adama soralım. Galeride yoktur da tamam. Soralım. Belki şey yapar. Olur da gelir okay. Bir şey olur. Direkt sipariş edelim sıfır diyecektim de. Yani güzel sonuçta olur. Bir iş yapacağız. Ne olur ne olmaz. İşte şey yapsın. Galeri getirtirsin bize. Arkamızda şey bırakmayalım. Aynen getirtirsin. Mercedes falan filan. Aynen öyle. Tertemiz sıfır alalım. İkinci elde. Mercedes'in 2. Dünya Savaşı'nda uçak ve tank yaptığını biliyor muydun? Evet. Porsche'de yapıyordu ya. Biliyordum ben bunu. Porsche de yapıyordu biliyor musun? Volkswagen de yapıyordu. Ne güzel la. Niye yapmış? Bayağı kültürlü adamlarız ha. Aa telefon çalıyor lan. Alo.
Alo, tanıyamadım. Nasıl? Kayıtta değil miyim ya? Dur bir dakika. Ya, numaralar silinmiş, kusura bakmayın, tanıyamadım. Buyurun. Ya bari yalan söyleme befeğimi. Yazıklar olsun sana ya. Vallahi tanımadım kardeşim, kimsin ya? Sinirlendirmedim, söylesene. Dün gece harikaydın feyimi. Dalga mı geçiyorsun oğlum, kimsin sen? Benim doktor Osman. Allah seni kahretmesin. Ne oldu lan, kesin işin düşmüştür ha, yoksa aramazsın ya, sen bizi. Ya şimdi yine duygusala bağlı. Ne oldu? Ya şimdi şöyle bir şey oldu, benim balıklar vardı ya, hipstesler. Evet. Onlar sizlere ömrü, onlar öldü. Ben de dedim ki ulan neyi elime alsam ölüyor. Gittim istifamı verdim. La senin işin doktor olmak ya, milleti eline aldığında yaşatman gerekiyor. İşte balıkları yaşatamayınca gaza geldim biraz. Ama öyle deme, kendine haksızlık etme bak. Bizim Ejder abimizi gayet hayata getirdin, onu iyileştirdin. O yaşıyor mu hala ya? Yaşıyor valla. Durup gibi, hiç sıkıntısı yok. Ya işte böyle bir iki durum var da müsaitseniz. Yani ben ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Sudan çıkmış balık Allah gibi ortada kaldım ya. Gel şeye gel. Bizim poligon vardı ya, hatırlıyorsun değil mi yerini? Evet. Uzay. Poligona. Siyahatın lan, galerinle yan yana. Ne? He tamam. Şeye yap. Tamam, poligona gel, hadi biz seni bekliyoruz orada. Tamam geliyorum ben zaten. Hadi gel bakayım. Gel bakayım, gıdısını aldım, gel. Ne oldu abi? Oğlum arayan kim biliyorsunuz mu? Lan! Arada böyle küçük kazalar olur abi, duramadım ya. Abi! Yavaş lan. Ne oldu? Bu herif ne alaka? Oha, ne ara geldi amına. Telefonu arayan buydu. Niye arıyor seni? Ben arabayı takip tamir doktor ediyorum. Doktor civanım. Ya var ya, doktor, belediye doktor beni var civanım. Ya. Silkecek ya. Sen nasıl bir herifsin ya? Lan şş, manyak herif. Bak buraya bak, bana. Dayım ya, sen niye Aydar'a doğru bakıyorsun? Ya benim gözler bozuk biliyorsunuz, ben sadece sese göre mi sen? Arabayı hala yaptırmadın mı? Yo, böyle zaten gidiyor dedim. Bir daha niye şey yapayım ki, yani parasını vereyim ki? Ya Allah manyak. Tamam hadi şu arabayı çek şöyle kenara güzelce de gel. Ben çekeyim abi. Bu çeker bizimkinlere çarpar şimdi. Ya bırak oğlum. Bırak. Hayır. Doktora bırak ya. Kendi arabası, boş ver ya. Sonra yani bizimkinlere çarpacak. La iki gün sonra söylenir ya. İki gün sonra söylenir. Taksinin yanına güzelce park et. El frenini çekmemiş. Abi arabaya çarpmasın diye ben arabanın önünde duracağım. Oğlum ben sana çarpar. Arabamı çektim bu arada. Bana çarpar şimdi. Güzel bak, iyisin. Yavaş gel bak, aman diye. Tamam diyeyim, gel bak, lütfen. Sağ yap, sağ çevir direksiyonu. Yavaş dur. Bak abi, gördün mü, arabayı korudum. Gördün değil mi? Oğlum, adam mal mı anasını satayım? Ben lan doktor. Abi lan selam. Allah'ını seversen. Ya senin sıkıntı var herhalde bunun ya. Ben senin niye basılık alıyor bu gaz? Ya bu işte bozuk ya abi ya, bozuk ya. Ya Allah kahretmesin seni ya. Arabanın önünde durmasam şu an arabaya girdiydi. Yok canım, ben her şeyi hesaplamadım, bir an şey oldu, gaz orada. Şimdi içeri geçelim, şöyle güzelce anlat bakalım bir. Ne oldu, ne bitti, nedir problemler? Özledin mi bizi? Çok. Özellikle de şu uzun saçlıyı. Bana mı diyorsun lan? Uzay da seni özlemiş. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Bak kimi getirdim abi. Sebatic'im ne yapıyorsun? Lan doktor değil mi bu? Sen iyileşen doktor. Oğlum Selami'ye dokunma lan. Selami mi? Bu iyice ne sıçtı bunun, iyice akıl bitmiş. Lan Selami. O Ejder Bey nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, iyisiniz inşallah. İyiyim, oğlum, şükür iyiyim ya. Sebum, sen niye bana gelip gidip sarılıyorsun? İyiyim şükür, sen yavrum, nasılsın? Ne var ne yok? Ya iyiyim, nasıl olsun, öyle işten istifa ettim, bütün nasıl? Balıklarım öldü. Lan! Yanlışlıkla oldu. Oğlum, takip ben bunu geç şöyle. Öldüreceğim ama artık, yani gerçekten ayağım işleri çarptı, alacağım. Ayağım çarptı, sus be doktor. Ne oldu? Niye istifa ettin? Hayırdır? Bir problem yok değil mi? Çözebileceğimiz bir şey var ya mı? Şimdi şöyle oldu. Ben şimdi bütün olayı bütün şeffaflığıyla anlatacağım ki benim biliyorsunuz zaten bağırsamdaki bok bile göründü. Ben o kadar şeffaf bir adamım yani. Evet biliyoruz. Bizim bir tane şey var. Biliyorsunuz başhekim var. Ben şimdi başhekimin yerine göz diktim. Sonrasında ben işte buradan aldığım gazla, ben buradan arabayı aldım gittim ya. Gittim. Evet. Dedim ki yerinizden kaldıracağım. Sonra o da bana ne dese beğenirsiniz? Ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi ya? Hans gelse, Luther gelse, Martin gelse beni dedi buradan kimse sikemez dedi. Pardon, silkemez dedi. Silkemez ha. Ben de öyle olunca şey oldum böyle. Hayır dedim, ben bundan sonra iki tane takotu vurdum falan. Dedim kendine geleceksin ha falan. Abi falan. Ben hiç inanamadım nedense bu olaya. Tamam. Sonrasında başhekim beni orada aslında dövdü. Şimdi yalan söylemiyorum. Beni orada bir güzel dövdü. Zaten moralim bozuldu. Siyasi parti destekliyoruz, başa gelmiyor. Kız seviyoruz, bize bakmıyor. Futbol takımı destekliyoruz, şampiyon olmuyor. Dedim ki ben de artık madem öyle falan dedim. Eve gittim, bir baktım lepise sönmüş. Dedim ki çekerim emaneti dedim. Gittim, istifa ettim. Şimdi de affedersin ortada bok gibi kaldım.
500 bin dolar senin. Ne oldu? Ne yaptın onu? Bir poliklinik falan aç kendine, ufak böyle küçük tatlı bir dükkan. Ya bir tane şey, estetisyen kliniği açtık. Hastaya, ya ben kuzenlerime falan koydum oraya, kuzenlerim halleder diye. Hastayı yatalak ettiler. Sonra biz onun cezasıydı falan, anca 500 bin bitti. Kuzeyde mi doktor? Senin kuzenler de mi doktordu? Yo. İnşaat lan... ustası. Lan doktor ya, lan doktor. Şu tamam ya. Bey, buraya niye geldin? Kafamın içinde yani iki işte, keklik bir derede ötüyor. Aynen öyle. Bak. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz hani? Direkt aklıma siz geldiniz şimdi, benim başka arkadaşım da yok. Ne? Gel akvaryum alayım sana, Petshop'a gidelim. Gel iki tane pistes alayım sana. Akvaryum değil, ben diyorum ki ortada, affedersiniz, kaldım. Tik gibi kaldım ortada, ne yapabiliriz? Şey mi? Başhekimi mi halledelim? Yani başhekim, artık ben sizi bırakıyorum. Başhekimi mi hallediyoruz? Saçmalama. Eğer ortada bir haksızlık durumu varsa kesin salaklık yapan sensindir. Abi benim başa baksana ya. Benim başa bak bir. Biri oğlum, vurdu senin, da silah oğlum, kabzasıyla. Senin başın yamuk lan. Abi evet işte mevzu o. Çocuğun kafası organik patatese dönmüş. Femi Bey. Öyle de demezsen. Ayıp oluyor ama. Yani iyi ama şey yakışıyor. Yakışıyor ona. Bir şey karakteristik, aynen, özellik katıyor. Karakteristik İstesek çocuğun, ektiririz yani. Çocuğun... Abi. Bu kafası benim aynı Dacia'ya benzemiş. Yamuk. Tamam şey, doktorum civanım. Bak ya. Bu gerçekten çok tuhaf bir vaka. Sen nasıl hala yaşıyorsun lan öyle? Abi sana ne bak diyoruz bir ya. Yaşıyoruz işte. Doktorum civanım. Evet. Ne istiyorsun? Yani bana lütfen şu gidelim başhekimin. Başhekimle konuşuyor muyuz artık, ne yapıyorsak edelim. Çünkü bak, oranın hakkı benim yani. Tamam. Yani oranız, eğer burayı hak etmiş olsaydın zaten orada başhekim sen oluyor olurdun. Tamam hani oradan silahlıyız, mafyatik tipleriz gibi gözüküyor da biz haklının yanındayız her zaman. O zaman seni iki lepistes de uğurlayalım. Lepistes, karambole git, iki lepistes. Şey yapalım, YouTube'da bir tane adam var. YouTube'daki adam bana söyledi. Siz bana o zaman neydi o? HB White gönderin, iki tane lepistes. Tamam ama çok fazla dişi olmasın. Sonra yumurtluları anasını toplayamıyoruz. İyi de lepistesin en güzel olayı o ya. Güzel o yumurtlayacak böyle bol bol aralarından. Ya Suriyeli gibi anasını satayım. Bak var mı işte balık doldu da. Bak olsun olsun, sen ona bakmayı bilmiyorsundur. Bak şey Ümit var. Özdağ ara. YouTube'da bir şey tane olsun kanal var. Akvaryum odası diye. Gir ona. O anlatıyor böyle doğumhane falan kuruyor. Bir tane şey var. Kocaman kafasıyla eli var. Sebahattin'e akvaryum kuracaktık. YouTube'da ben de izliyorum onu. Gördünüz değil mi? Eli falan, eli, bir eli var adamın. Yani sopa gibi. Otobüs falan bekliyor. Aynen aynen. Ama şey, doğumhane kuruyor bak böyle rafyalardan böyle şey yapıyor. Balıklar aralarına kaçıyor. Acaba? Mis. Doktor arıyorum acaba, bir onunla mı şey yapsam doktor, ben? Doktor, bir arasın doktor ya, lepistesleri için. Ha, doğumhane bir, pardon benim. Bir görüş istersen, neyse. Şimdi doktor, sen bu parayı yedin, nerede kalıp, nerede yatıyorsun? Arabada şu an kalıyorum. Lan evde mi gitti? Evde alemle yaşıyordum biliyorsunuz. Annem bana tik çekti. Ya oğlum ya, okumuş etmiş adamsın, doktor olmuş adamsın. Ne yapıyorsun sen, kafayı mı yedin bizden sonra? Gaza geldim, böyle silahlar patlıyor, bir şeyler oluyor, araba geliyor. Bugüyle ben acayip uçtum yani. Femi bu bir haltlar yemiş de yumurtlayamadı da. Büyük ihtimalle. Aynen öyle. Aynen öyle. Bana da öyle geliyor. Sen asıl bir buraya gerçekten... Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Bu silah almadı mıydı? O duruyor ya hala. Bak, bak. Lan oğlum. Bak hata. Lan. Durmuyor. Lan, yapma Allah kahretmesin. Şunu alın benden. Uzay yasana şu silahı şundan ya. Alayım abi. Ver lan. Bak Selami. Al. Kırarım öyle ha. Ver. Selami değil lan. Doktor. Doktordan aldık silahı. Abi lan şey değil mi? Sen yemin ediyorum pedagojik vakasın ya. Oğlum ne diyorsun lan? Ya bak, bir de vuruyor. Uzay. Abi, oğlum ne yapıyorsun sen? Doktoru görünce diyor bana, anlamadım. Vallahi ya bu, doktoru görünce uzay bir dönüşüyor, bir şeyler oluyor. Günü gelir bak, günü gelir. Senin de götünde basur çıkar, o zaman görüşürüz. Yok ben devletimin doktorlarına giderim. O zaman ama bir dakika, o zaman gelirsin bana mudurlu tavuk gibi yazarsın ortaya. Oğlum. Dur doktor, şimdi senin bir küfür var diye meşhur. Neyse sakinim. Benimki. Yok ağzına tükürdüm. Ağzına tükürdüm çocuğu. Lan oyun ameliyat halimde gülüyordum ha. Ölüydüm yine gülüyordum lan. Ne gündü lan. Ulan ya tamam doktor hadi. Sen istersen şey yapalım mı? Gel bir atış tarafına geçelim. Sen bana özelde belki söylemek istediğim şeyler vardır. Olur. Bir gel bakayım sen. Hatta gel şöyle gel ofise geçelim. Selamicim pardon. Sebahat'cim silahı indirirsen. Doktor. Sebu. Oğlum adamı harbiden niye silah tutup duruyorsun, manyak? Yabancı mı? Ejder abiyi kurtardı o. Kafayı mı yedin? Lan doktor buradayım. Buradayım gel ofisteyim. Anlat sen asıl niye geldin buraya? İçindeki baklayı bir çıkar bakayım.
Ya şu uzun saçlı arkadaş da çıkarsa hani özel. Lan oğlum sen nereden geldin manyak? Ben kimse yok zannediyorum başka. Ben seni burada bununla baş başa bırakmam. Lan manyak bırak sen. Yok, buradayım ben. Ben burada ağaç taklidi yaparım şöyle. Bu var ya iyi uzay. Yine kırmış kafa hadi dışarı. Ya. Hadi dışarı uzay. Rahat rahat konuşsun. Şey diyeceğim sigara bu arada uzay. Bilir miyim? Sigara yakabilir miyim? Yak rahat ol keyfine bak. Bir tane bana ver hadi. Yok bir tane var bende. Ağzına sıçayım seni bekle o zaman. Abi bir sigara versene şuradan ya. Tamam. Heh söyle bakalım. Siz hani beni burada bıraktınız ya. Aha. Ben o gün birazcık gaza geldim. Dedim ya ben gideceğim öldüreceğim başhekimi falan. Evet. Ben başhekimi bıçakladım. Neşterle falan mı? Manyak mısın? Yo bayağı Rambo bıçağı aldım derken şeyden. Polis arıyor mu seni şu an? Valla bilmiyorum şikayet ettim mi etmedim ama onun bence götü yemez. Niye yaptın peki sorabilir miyim? Ya gaza geldim. Bir de sizden sonra da Kurtlar Vadisi'ne falan başladım. İyicene bende kafa gitti. Ben çok açık söylüyorum. Bak çok açık. Tamam da oğlum Kurtlar Vadisi'ne niye başladın? Ne alaka bu? Biz ne yaptık Kurtlar Vadisi? Ne alaka ya? Ben çocukluğumdan beri Polat gibi olmak istedim. Ben aslında hiçbir zaman doktor olmak istemedim ama işte YGS ve LYS puanlarım çok yüksekti. Dediler ki seni doktor yapalım. Ailemi zorla gittim doktor oldum. Onlar da beni evden kovdu. Orası ayrı. Yani işte benim her zaman hayalim sizin gibi bir böyle çevrede olmaktı. Hem hani benim etimden de sütümden de faydalı. Beni alırsanız eğer mesela ben mesela siz mesela yalandınız mesela. Mesela diyorum. Mesela örnek yani örnek olarak. Tamam anlayabiliyorum ya. Yaralandınız mesela. Ben hemen mesela hiç sizi böyle hastaneye sokmadan direkt ben orada tedavi edebilirim. Diyorum ki uzun lafın kısası beni alın, etimden sütümden faydalanın. Her konuda mı? Beni şey yapmayın tabii ki de yani destek anlamında. Tamam ya ama tamam ben bunu yine arkadaşlarla konuşacağım. Herkesin bir fikrini falan yorumunu almam lazım. Ama sana da güvenmemiz lazım. Yani bir yandan seni tanıyoruz, bir yandan güveniyoruz. Evet. Ama yine de sağın solun belli olmuyor. Şuna başhekime gidip bıçaklamak ne? Çok gaza geldim. Aşırı. Yani şöyle düşünün. Ben normalde lepisteslerimi besliyordum. Lepistes içti. Sonra birden içine silah girdi, işte füze atarı girdi. Efendim biri söylüyor, oradan bir şey geliyor, bir tane dombili çocuk var çatıya çıkıyor falan. Dedim ki tamam dedim, bu dedim ortam tam dedim benlik. Tamam beklentin ne bizden peki böyle bunu durumu kabul edersek? Bağış mı istersin? Ne? 40 tane lepistes istiyorum. Özel türlerden. 2 tane HPY, 2 tane değilsem 20 tane, 10 tane de Metal Black istiyorum. Onlar bir özel tür, hem de onları üretip de hani satabilirim yolumu. 30 yaptı. Ayrıca 10 tane de bu... Akvaryum odası diye bir adam var. Onda var. Bilmem ne Blue diyor. Onunkini en çok beğeniyorum. Aslında önce gidip onu bıçaklamayı planladım ama o adam çok iyi. Benim büyük ihtimalle kafamı falan kovarır. O seni kafanı koparırdı yani. Aynen. O yüzden öyle yaptım. Bunlar. Anladım. Nasıl yani? Ne yapacaksın? Lipsesi nerede bakacağım parasız? Lan. Burada olur. O uzay ben yeni görüyorum oğlum. Siz ne yapıyorsunuz orada? Psikoloji baskı yapıyor bana. Allah'ın manyakları ya. Neyse. Abi bir şey mi dedin? Ses gelmiyor. Oğlum ne yapıyorsunuz diyorum orada. Ben yeni gördüm daha sizi. He, koruma. Tamam. Eyvallah. Kendinden koruyunca. Aynen abi. Senin en çok kendinden koruması lazım. Durumlar böyle. Ya parasız nasıl bakacaksın? Yani ben zaten sizinle takıldığım sürece kazanabileceğime eminim. Ayrıca ben lipstesleri üretip de satacağım. Ya ama yani en azından şu mesela ofiste bir tane akvaryum olsa benim için yeterli. Maaş falan istemiyor musun yani? Maaş yani siz ne kadar uygun görürsün. Çünkü şimdi şu var. Evim o kadar dolu değil. Yabancı dilim var. Ben şimdiden size bunları söyleyeyim. Onun eyvallah, haricinde Allah, sağ olasın. 6 yıllık tecrübem var. İş tecrübem var. Stajlarımı da yaptım. Boğaziçi'nden mezunum. Bu kadar. Başka da hiçbir şey yok. Çünkü piyasayı da bilmiyorum. Şimdi hani internetten girip de kariyer.net'ten başvuramayacağım için bilmiyorum. Ben size bırakıyorum. Tamam, Türkiye asgari ücreti vereyim sana. Onu ben şeye çeviremedim. Sen mi işte, geliyor? Dolara çevirsek işte ne yapıyor? 200 mi yapıyor? 150 mi yapıyor? 200 değil de hani en azından 1000 dolar olursa bizim de hani ortamlarımız var arada. Gidiyoruz böyle. Erkek adamız yani biz. He. Tamam sıkıntı yok. Önemli olan dediğim gibi paradan yana hiç sıkıntı yok. İnşallah daha da güzel işler yapacağız zaten. Parada hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Para ihtiyacın oldukça gelirsin alırsın bizden. Hiç sıkıntı yok tamam. Ne kadar ihtiyacın olursa. Zaten ama ben biliyorsun bak, ben alırım. İki tane şartım var. Evet. Lepisteslere düzgün bakacaksın öldürmeyeceksin. Bir tanesi buydu. Basmayın. Bir tanesi buydu. İkincisi de bizim beynimizi sikmeyeceksin ya. Valla. Tamam. Fiziksel olarak mı yoksa mecazi anlamda? Mecazi anlamda. Mecazi. Tamam bir kural daha var bu arada. 3 kuralım var. Araba kullanmayı öğren git. Eğitim mi alıyorsun? İleri sürüş eğitimi mi alıyorsun? Ne yapıyorsan efendim, yap. Efendim Dacia bozuk. Yüksel tamam senin düşün. Arabanı yaptıracağım ben söz. Tamam çok teşekkür ederim. Yaptıracağım. Ama dur bak şu an ben karar veremem. Hani yüce adalet karar verecek ben karar veremem. Yüce adalet önce bir
bir gitsin bence serbest sayıra karar verir. Sonrasında bana da gelir. Tamam tamam. Biz de adaleti aramızda kendi dostlar meclisinde verdiğimiz için konuşayım geleyim olur mu? Peki ada konseyi ne zaman kurulur? Acun abi bekliyoruz onun için. Tamam tamam. Allah'ım ada yarabbim. Oğlum, bu adam kafayı yemiş yemin ediyorum. Ecer abi. Ben boşuna demiyorum ya. Diyor ki ben sizin yanınıza takılayım. Yanınızda olayım ben de. Vallahi bana uyar. Bir şey de istemiyor. Öyle maaş falan hiçbir beklentisi yok. Sadece diyor işte $1000 okey mesela aylık. Öyle söyleyeyim. Aklıma ne geldi? Bu lojistiğe zaten bir sağlık ekibi lazım değil mi? Lazım olur aslında. Gerçekten lazım aynen. Olur. Aynen aklıma öyle. Geldi benim. Çünkü lazım bunu şoför olur. Olacak, ıvır olacak, zıvır olacak. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve hani olası bir yaralanmalarda hastaneye de gidemeyeceğiz sonuçta. Bence de. Bence de. Bizim işimizi çok güzel görür bu adam. Bu salağı kandırırız oğlum biz. Olmadı parayı bulduktan sonra şey mi yapsak? Buna da aynı resmi bir tane poliklinik açarız. Olur. Ama orası aynen. Bizim aynen. Orası revirimiz olur. Aynen öyle. Hem işte yani yapar oradan lazım para olur. Gelir falan. Test lazım olur, rapor lazım olur. Aynen. Aynen. Güzel. Tamam tamam. O zaman ben konuşayım şunu abi. Doktorum civanım. Evet. Valla şöyle. Bizim uzayın özellikle bir şartı var. Evet. Haftada bir kere diyor. Kendinize çok iyi bak. Görüşmek üzere. Gel lan gel gel. Nereye gidiyorsun? Gel gel şaka gidiyorsun? Yapıyorum. Gel buraya gel gel. Lan doktor lan doktor. Lan oğlum Sebu açsana kapıyı. Abi lan, doktor ne yapıyor? Nerede? Aa. Lan içeriye girmiş. Oha. Sonra girmiş. Bizim de galiba gözler bozuk. Evet evet valla benim de gözlerim görmemeye abi, başladı. Abi bu bize hep laf mı sokacak böyle? Yok yok ya o sevdiğinden yapıyor. Bir şey diyeyim doktor bey. Evet benim. Sizin hiç kolunuz kırıldı mı? Kolum iki defa kırıldı. Bacağınız mesela, kırıldı mı? Bacağımda bir tane motor kazası da kırıldı. Tamam o zaman kırılmayan tek yeriniz olan sikini tutar kırarım aklınıza bulunsun hadi bay bay. Elini alman güzel. Ya oğlum kafayı mı yediniz ya bir durun. Şimdi doktorum civanım. Evet. Ben Ejder abiyle falan da konuştum böyle herkesin fikirlerini aldım. Kabul ediyoruz. Aramıza hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Ama geldim. Bak senin için senin hakkında aklımda daha büyük planlar var. Bizim çünkü daha büyük planlarımız var. Şu anda sana anlatmayacağım. Önce birazcık daha bizim güvenimizi kazanmanı istiyorum. O planları sana anlatacağım. Ama bak bizim yanımızda olursan, bizim gerçekten güvenebildiğimiz bir adam olursan sana çok güzel, çok lüks, inanılmaz böyle nezih bir tane poliklinik açarız. Bu işleri tamamen resmi şekilde yaparsın. Bilirsen bizim ekibimizin orası reviri gibi olur. Yanına geliriz, işte bize orada bakarsın. Sonra ne bileyim bir rapor gerekir, onları yaparsın bize. Bir reçete gerekir, onları yazarsın. Anladın? Anladım anladım. Bunların paranı da kazanırsın, mis gibi paranı da kazanırsın. Tamam. Hayatın boyunca açamayacaksın. Polikinliği açarız sana. Tamamdır. Ben okeyim. İyi tamam. Hadi bak. O zaman herkese tekrardan şöyle selamlaş. Aramıza hoş geldin. Doktorum civanım. Öyle işte Ozay. Ne yaptın? Lan! Sebu. Dur dur. O selamlaşma söyle ona. Çocuğu seni ha. Dur dur. Dur dur. Elim ona. Lan var ya bu küfrü duymak için günlük vurasım var buna bir tane. O çok güzel söylüyor çok tatlı ya. Galiba evet. Konsey beni bak, onaylamış. Konsey onayladı seni tabii canım. Herkesin her şeyden haberi var. En çok da Uzay sevindi. Doktor. Evet. Karanlığı sadakatini takdir ediyor. Hoş geldin. Madizyon dedi ya. Ondan gönderme yaptı. Evet evet evet. Biliyorum oradaki konsey toplantısını. Manyak. Bizden sonra gidip Kurtlar Vadisi izlemeye başlamış. Böyle bir insan olabilir mi ya? 59. bölümdeyim daha. Şey mi lan şu bir tane yayında biri izliyor. Ondan mı izliyor? He o başlattı ya. Ben de ondan izliyorum çaktırma. Kim ya o yayında kim izliyormuş? Rafet Olgun diye biri var. Bana özeniyor da. Allah şey Allah. Değil mi ya? Olgun değil de Rafet Major değil mi? Öyle bir şey işte. Ama iyi ya. Sarar böyle o beraber dizi izlemek. Sarıyor sarıyor. Ben de izliyorum da chatine yazmıyorum mahsus. Yazma abi yazma. Sonra orada tanıyan manayan çıkar. Sıkıntı olur. Yok. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Problem olur. Hepimize. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Doktorum civanım. Şimdi nerede kalacaksın sen? Kalacak yerin yok değil mi? Arabada kalma ya. Hı. Ne yapalım? Ejder abi ne diyorsun? Doktor bey. Benim odamda evet. Kalabilir. Burada müsait. Valla. Bu gece bana saldır. Evet burada kalmasın. Silahların arasında. Yok yok şey. Bende kalsın benim odada. Biz anlaşırız onunla. Tamam anlaştık. O zaman Uzay'la tamam. Beraber kalıyorsunuz. Aynen. Uykusuz her gece. Haydar göreniniz var mı lan? Nereye gitti? Dışarı mı çıktı? Poligondan ses geliyor ya. Allah kahretmesin ya. Ben o alışkanlık oldu silah sesi artık. Ne yapıyor manyak? Lan dur 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 Sebo yavaş yavaş oğlum sakin ol. Görmüyor musun adam var lan, içeride. Lan benim kafama sıkıyordun az kalsın ya. Manyak içeride adam varken sıkılır mı? Ne oldu lan ne yapıyorsun? Abi başvurdum ben ya. Mülakata gireceğim yarın aynen. Yemin et. Vallahi ne peki mülakata geçtin sonra, diyelim ne oluyor? Eğitime sokuyorlar. Ne kadarmış sürüyormuş eğitim? Bir aymış. İyi iyi. Kısa oğlum bir gayet. Bir ay eğitimden sonra direkt işe alıyorlar. Peki, hatta bir, bazen bir ay bile sürmüyormuş. Üniversite şartı falan filan bir şeyler yok muymuş? Ben üniversite okudum zaten burada. He. Dil okulu okudum sadece 2 yıl aynen. Çok iyi. Tamam oğlum süper. Hayırlı olsun lan. Verdin mi içeriklerin müjdeyi? Yok vermedim daha. Gel, telefondan gel. Yaptım zaten. Dur geleyim. Gel gel müjdeyi verelim gel. Doktor. Polis geldi ha polis geldi. Sen şu acaba başhekimin bıçakladığını mı duydu ki? Kim söyledi? Vallahi ben ya söylemedim bana, bilmiyorum. Ya bana benim bir alakam yok. Daha az önce dediniz ki sadakat dediniz polise mi şikayet ettiniz beni ya? Valla neden geldi bilmiyoruz daha. Dur bakalım. Hemen korkma. Ejder abi. Haydar şey yapmış başvurmuş polisliğe. Öyle mi? Başvurdum telefondan.
Adaylısı lan. Yarın mülakata yakışır. Hadi abi yarın mülakata gideceğim bakalım. Hadi hayırlısı. İnşallah. Çok işimizi yakışır. Görecek. İyi iyi elimizde doktorumuz vallahi. Var. Polisimiz var. Daha da özel hareketimiz var. Polisimiz var. Oh. Vallahi billahi çok iyi ya. Oğlum eğer şimdi aynen, sen polisliği kazanırsan, işbaşı yaparsan. Hı-hı. Bu kadar görüşemeyeceğiz. Sen sabahtan gidersin her gün iş, her gün iş. Yok abi o kadar sıkı değil ya bu polislik Türkiye'deki gibi. Siz öyle sanıyorsunuz da ekstra mesai yaptırmıyorlar ki. Adamların gerçi, polis bir dünya dolu. Donat yiyip duracaksın. Yani. Ben oğlum, sürekli buraya gelirim. Zaten polis merkezi yakında buraya. Doğru söyle lan. Sırf bedava donat yemek için mi yapıyorsun? Vallahi orasını söylemem. Tamam tamam iyi bakalım. Oğlum saat kaç oldu? Saat kaç? Saat olan var mı ya yanında? Saat gece 1.30'a geliyor. Oy. Hadi gidelim de yatak. Vallahi çok yorgunum ya. Doktor. Ejder abi ya ben yarın gitmeden bir geleyim de şurada bir iki atış yapayım. Olur benim olur. Sabah. Bakışma olur, olur. Yarışması her yapıyoruz zaman. Bir dakika. Eyvallah abi. Ne yapma yarışması? Bakışma sigma. Yarışması. Bana bakıyor da yarım saatte ben ona bakıyorum. Sigma sigma. Dur Sebo dur. Aha vazgeçti. Elendi. Ya. Elendi. Doktor kazandı. Hadi gidelim. Ah be. Ejder abi siz de kapatıyorsunuz mu dükkanı? Evet kapatıyorum ya. Ya iyi tamam. Beraber gidelim o zaman. Benim eleman şey yapacak, vaat izleyecek de yayına başlayacak ona geçeceğim. He, iyi tamam. Şey nerede? He, biz taksiyle geldik değil mi? Benim motor buradaydı. Benim motor nerede? Sebo bıraksın size. Ama benim motor? La motoru mu çalmışlar? Oğlum motor buradaydı la buradaydı. Vallahi bak buraya koydum. Sebo şey, sen mi çektin lan? Ejder abi nerede ya? Açsana ya. Dur dur. Gidiyor bak. Aha, bir yere aa, nereye gidiyor? Lan manyak la oraya koymuş ya. O niye oraya çekti ki? Bilmiyorum ki bir şey hissettir herhalde. Lan yavaş. Lan! Ejder abi iyi misin? Doktor, doktor, doktor. 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 Doktor koşsana doktor. Doktor. Lan adama motor çarptı. Daha iki dakika oldu. Kim çarptı? İşe girelim mesaiye başladık. Bir kim çarptı? Bir iki. Kim çarptı? Bir iki. Sebati ya. Bir iki, bir iki. Suni yapmam lazım. Lan oğlum uzay yapma manyak. Dur abi dur hak etti ben zaten gerginim. Yapma yapma. Neyse otur otur dünyaya bir tane daha vurmayayım. Bir suni terefüs yapsana doktor bey. Üflüyorum. 1 2 1 2 3 3 kere baskı bir kere geldim, adamı geldim. Yok ettim. Adamı yok geldim. Ettim. Buradayım lan geldim lan. İyi misin abi? İyiyim iyiyim. Oğlum soğan mı yedin lan? Soğan ay yemedim de şey. Ulan ne iğrenç herifsin be doktor ya. Allah Allah bunu neyse. Bu özel... Hadi hadi gidelim ya Allah aşkına. Hadi. Ya. Siz eve mi geçiyorsunuz abi? Ben dükkanı kilitleyip eve geçeceğim. Tamam tamam. Hadi Sebom, Ejder abim. Hadi iyi geceler. Hadi, hadi o zaman. Geceler. Hadi görüşürüz doktor, abi. Doktor takip Allah. Et. Lan yavaş. La yavaş adam, ol. Yavaş dikkatli ya. Ol. Dikkatli ol. Hop. Bir dakika hadi hemen. Gidelim. Evi işaretliyorum. Hadi görüşürüz. Allah. Anam abi. Aman. Hadi görüşürüz. Yavaş. Gel, yavaş. Gel gel. Doktor nerede ya? Bir ara ben öğreten bari ona ya. Oğlum oradan doktor arka. Ay. La öndeymiş. Ya da tutanak tutalım. Tutanak. Özür dilerim. Özür dilerim. Tutanak tutalım. Tutanak mı tutalım? Ya abla. Hayır ya. Abla. Kim hatalı indirip döveyim. Abla yo yo abla al sen şu. Al sen şu bak, 500 dolar. Bak daha da vuruyor bak. Gözünde de gözlük yoksa. Abla, Allah senin belanı ver. Al şu 500 dolar abla. Heh, şöyle al şu 500 dolar hadi. Hadi ablam. Abla yarın bir gün polis olunca bak hadi. Lan. Aha. Kaçıyor kaçıyor. Arabayı bıraktı gitti. Anama küfür etti. Arabayı bıraktı bekle, gitti. Bekle bekle. Anama küfür etti. Abi gitme ben peşinden. Bir narkoza ya, vurayım doktor. Da ona görsün. Ya doktor akıllı ol gel Allah'ını seversen ya takip et ya. Abi ben buna sürmeyi doktor, öğretim de uzay in aşağı. Doktor in aşağı. Doktor dur. 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 Seninle mi uğraşacağız ya? Haydar in aşağı. Geç Allah'ını seversen sür ya. Tamam. Bu ne be? Doktor motora seni... da bineceğim. Motora bineyim mi? Gel, hayır yanına gel, bin. Gel lan bin gel. Gel. Sıkı tutun ama tamam mı? Götüm nasıl görünüyor orada? Bak aklını ezeyim alacağım seni lan, sıkı tutun. Ezeyim mi lan seni? Altına tükürüyüm. Hadi evde buluşuruz hadi gelin. Aklını yavaş, alacağım yavaş, senin yavaş, aklını. Yavaş. Tükür. Aklın gitti sanki mi? Doktor. Doktor. Lan iyi misin? Şşş. Doktor bir sıcaklık geliyor yapma. En yakın tuvalet nerede acaba? Doktor bekle bekle. Gidiyorsun. Az kaldı bekle oğlum. Bari, bak bu motor normal bir motor değil ha. 350'yi görüyor. 350 ben... Ben parada o kadar görmedim. Nasıl hızlı o kadar görüyor? Vallahi görüyoruz. Tamam yavaş. İnanılmaz yavaş, bir şey. Şey inanılmaz yapma bir şey. Yapmaya gerek yok. Yavaş. Kuma falan. Şşş, sen rahat olsana ya. Ama korkuyorsan niye bindin ki motora? Ben hani dedim ki yavaş yavaş gideriz. Yolun şeyini alırız.
Yok canım. Yol benim şey. Şu an yol benim resmen kızlığımı aldı yani. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. İyisin bak, açar. Açar. Şu tutuyorsun değil mi, bak geldik. Yavaş. Bak, geldik vallahi bak. Aa bak. Hop. İn koş. Koş. Ben tuvalete gidiyorum. Koş. Allah seni kahretmesin ya. Oğlum adam altına sıçtı ya. Vito'ya bayılıyorum abi ya. Ne? Ya güzel Vito güzel. Altına sıçtı salak ya. Gerizekalı. Abi yemin ediyorum anlamıyorum ya. Bıktım ya. Uzay gelmedi mi? Abi ben şunu bir iç dış yıkacağım. Yok gelmedi hala. Tamam yıka. Ben yoruldum ya. Yatmaya geçiyorum. Tamamdır. Sana hadi iyi geceler. Hadi eyvallah. Elif abla nerede ki? Abla uyumaya gitti herhalde. Uyuyor büyük ihtimalle. Doktor nereye girdi? Buraya mı girdi? Ya ama böyle girilmez ki ya. Tamam hadi çıkıyorum. İyisin değil mi? İyiyim birazcık kıvamı şey. Tamam. Sıkıntı yok değil mi? Yok tabii. Tutuyorum hala da. Çıkarırsanız en azından. Tamam ben yatıyorum hadi. Şey yap. Bak gel buraya. Bak, ama sana geliyorsunuz bir de ben burada şey özel tamam, ya. Tamam ya. Ya ne yapayım senin bokundan, çok meraklı değilim ben ya. Ya ama geliyorsunuz. Bak ne yapıyorsun biliyor musun? Burada işin bittikten sonra. Şeyimi bir akraba oldu. Her şeyimi gördün zaten. Evet. Dümdüz git. En soldaki boş bir tane oda var. En soldaki değil. En sağda ikinci oda. Oraya yerleşebilirsin. Ben koklayarak bulurum artık. Hadi kolay gelsin sana. İyi adam da değişik adam gibi ya bu doktor. Neyse. Vallahi yorulduk. Bitkendik ya. Hoppala. Yorulduk vallahi. Hadi iyi geceler Fehmi. Evet arkadaşlar, bu bölümde burada sonuna geldik. Böyle bir 5-6 bölüm oldu herhalde. Çıkış yapmıyordum. Bu bölümde de çıkış yapmış olalım. Uzun zamandır yatağımıza gidip uyuyarak bölümü bitirmiyorduk. Bu bölümde böyle yaptık. Bu bölüm böyle birazcık ilerisindeki bölümlerdeki olaylar için adım gibi oldu böyle. Güzel oldu. Bundan sonraki bölüm bu arada çok güzel olacak. O kafamızdaki bütün şeyi bundan sonraki bölümde yapacağız. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Gerçek hayatı seviyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, canlı yayından takip etmek için twitch.tv/Furkan adresinden beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know.